Merhaba değerli izleyenler. Başakşehir Meslek Eğitim Merkezi Salih Güneş canlı yayınımıza katılacak. Kendisiyle Türkiye ekonomisi ve çıraklık hakkında konuşacağız. Sayın Salih Güneş, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye ekonomisinde sanayi açısından ne tür gelişmeler var? Sizce Türkiye ekonomisi nasıl? Türkiye ekonomisi şu anda bütün değerlerin üstünde müthiş bir şekilde üretim bir yükselme var. Sebebi de şu, Türkiye'deki ekonomik olarak üretimin çok büyük ihtiyaç olması ve Avrupa ülkelerinde tedarik zincirinin, bu Asya'dan tedarik zincirinin olması da birlikte Türkiye'deki firmaların değeri çok daha fazla artmıştır. Şu anda belki çok düşük kar marjlarıyla yapıyoruz ama bir müddet sonra biz bunu kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerle bunu çok lehimize çevirebiliriz. Ekonomi olarak değerlerle ilgili çok fazla bilgimi yok için ama mesleki eğitim ile üretimin ve kalkınmanın bağlantısı çok önemli. Bunları anlatabiliriz. Ekonomik olarak da şu anda sıkıntılar oldu ya da söyleyeyim. Ben de 59 yaşında çocukluğumdan beri ekonomik gitmedim. 5 yıl sonra Türkiye ekonomisinin nerede olacağını görüyorsunuz? 5 yıl sonra Türkiye ekonomisinin ben daha yükseleceğine inanıyorum. Eğer biz Avrupa'ya göre en büyük avantajımız genç nüfus. Biz bu genç nüfusunu güzelce eğitebilirsek, özellikle kriteri bir meslek eğitimleriyse, üretim hatlarımızda gerek efendim etkili sanayi üretim, gerek de işin üretimler, yazılımlar, onlarla ilgili olursa geri yapıyorsa ben 5 yıl sonra Türkiye ekonomisi çok büyüğünde olacağını görüyorum. Çünkü genç büyük bir artı. İki telli organize sanayi bölgesi taşınıyor mu? İki telli organize bölge, sanayi bölgesinin taşınması çok zor. Çünkü oranın şu anda milimetre kare değeri, milimetre kare değeri, çok yüksek bir gelir var. Çünkü sanayi yapıldığı zaman oralarda şey yok, yerleşim yok, demetrah yok. Şu anda çok yoğunlaştı ama biz bunu dengeli götürmüyoruz. İtalya'dan sürekli şeyin dışında, İtalya'nın dışında çalışmaya irade, mücadele edenler, başka yer açmak. İtalya'ya gelirken 80'li 90'lı yıllarda benim birçok arkadaşım evlerini birer torna tezgahı, birer tane matkapla geldiler, o dükkanları dolduramayız. Ve şu anda bir kişilik, iki kişilik firmalar, 10 kişilik, 1 kişilik ve şu anda birçok firma kendisine gelişim alanıyla ilgili büyük yerler veriyor. Onlarla ilgili de sanayicilerin bölgesi, sanayicilerimize sanayi siteleri için yer göstermeleri, arazi göstermeleri çok önemli. Belki de zamanla Başakşehir'de olsa bir tanışmamız ama burası bir tanıtım, alışveriş merkezi gibi çok daha farklı hale geldik ve çevreyi kirleten tabii ki sektörler oradan uzaklaşacak. Çünkü doğum bir insan yaşam merkezi oluşturdu. Sanayiciler kalifiye eleman konusunda zorluk çekiyorlar. Bu durum ne zaman düzelebilir? Şimdi konuda geçmiş elemanların süresi 20 yıldır. Türkiye büyük 1997 yılında 28 Şubat dönemiydi. Büyük bir sıkıntı yaşamıştı. Sıkıntının sebebi de şu, Yunanistan meslekçilerin az sayı engelleri. Şu anda Yunanistan belli bir yıldan sonra toplarlar ama bizim en büyük sıkıntı mesleki eğitimle ilgiliydi. Türkiye son özellikle birkaç yıldır meslek eğitimine çok önem vermeye başladı. Özellikle şu andaki bakanımızın bakan yardımcımızın özellikle 1-1,5 yıldır sayımızı 1,5 milyona doğru yaklaşmaya başladı. Bizim sistem...
sektörde mesleki eğitim alıyor. Bu da dünyada dual eğitimlerinin, bizim ahiret modelimizin en iyi meslek yetiştirme. Aranan olan yetiştirme, nitelikli olan yetiştirme metodu. Sektörde müthiş ihtiyaç var. Onun da sebebi şu, çok fazla derecede biz yönlendirme yapmak zorundayız çocuklarımıza. Mesleki eğitimi, Türkiye'deki yönlendirme 1900'da çıkıyor ama Almanya için yeterli rakam Japonya'da eğitim artları, mesleki ve yöneltili insanların oranı %90. Yani belki de Türkiye'nin %95, %99 üretim hattıyla çalışacak teknik elemanlara ihtiyacı var. Ortaokul mezunundan başlayıp üniversite seviyelerine kadar Türkiye'nin bütün gücünü nitelikli teknik eleman yetiştirmek için harcamalı ki katma değeri yüksek efendime söyleyeyim ürünler üretebilsin. Yani bir nevi Avrupa'nın ucuz pazarı değil mi? Hakikaten Türkiye'de yaşıyor. Belki de Türkiye şu anda şunu yaşıyor. Benim 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda yaşadıklarımız şu anda yaşıyor. Ama tabii bizim geldiğimiz nokta Çin'in başladığı noktada çok daha ilerideyiz. Yani Türkiye ekonomisinin iyi bir mesleki eğitim yapılabilirse, insanlar yönlendirilirse dünyada çok iyi noktaya geleceğini. Hani eğitim olmazsa olmaz, hani eğitim şart diyorlar ya. Ona bir daha kelime ekleyelim. Mesleki eğitim şart. Siz bakın mesela eğitim almış bir insansın değil mi? Ne kadar güzel. Eskiden işte birilerinin yanına gidiyordu. Derler ya, kara düzen öğrencisi ne dersin? Şimdi her şeyin okulu var, eğitimi var. Ve ustalarımız da gayet iyi. Yani, ayrıca ustalarımızı öğrencilerine diyoruz ki onlara onları da nitelikli hale geliyoruz. Bütün gücümüzü meslek eğitim için harcamalıyız. Türkiye'de mesleki eğitim sistemi kabul gördü mü? Öğrenci alımı devam ediyor mu? Ediyorsa şartlar nasıl? Mesleki eğitimde yoğun bir talep var. Özellikle son yıllarda insanlar şunu gördü. 9-10-11 normal liselerde okuyan öğrenci kariyer seçimi için ötelenmeye başlamıştı. Yani 18 yaşında liseyi bitireceksiniz. Ya da Anadolu Lisesi'ne bilmek gibi. Ondan sonra üniversiteye gittiğiniz şart. Belki bu kariyer yani işte 25 yaşında ne yapacaktır? Ekonomik güç gerekse de ailelerin buna dayandı mı? Yani bir evliya altın için 30-40 daha bir tanesi yani ne kadar destek yaşlısın, 20 yaşlarının kısmı üretimi girmesi. O sebeple meslek eğitim merkezleri başta olmadı. Türkiye meslek eğitimi yoğun bir talep oluşmaya başladı. Bu talepte tabii en büyük etken dediğim gibi Türkiye'nin üretim üssü haline gelmesi. Meslek eğitimde şu cazibeden ben size örnek söyleyeyim. 14 yaşında bir çocuk ortaokul bitirmiş bir çırak olarak girdiği zaman iş yerine 2600 lira civarında maaş alıyor, sigortası yatırıyor. Bu türde 14-15 yaşında bir çocuğun 2600 lira maaşı almışsa çok iyi bir rakam bu. Zamanla çocuk kendi ürettiklerini yetiştirmesi gerekiyor. Bugünün parası tabii ki faizden gelecek. 4. sınıfta benim öğrencim 18-19 lira maaş alıyor. Yani benden yüksek maaş alıyor. Çünkü ne? Arama önemli. İhtiyaç var, istek var. Bugün o kadar çok bilgisayarlı makine imalatı, kaynakçı, metal, mekinci, mağazmatı, o kadar çok ihtiyacımız var. Bir de bir yerim aram. Yani bizim makinede çalışanlar beyaz önlük de çok. Yani tamir aldığı gibi o kadar kolay ki bu iş. Çok iyi bir kuvvet gerekmiyor. Kompresörlü anahtarlarla maşinleri tutuyorsunuz ve üstünüz başınız çok yağlanmadan şeyi kazanmıştı ama şu olmak lazım, ben şöyle düşünüyorum, vazgeçilmez olmak. Yani ben burada vazgeçilmezim. Tabiri caizse bir civata gibi beni sokup yerime geri takamamalar lazım. Yani benim öğrencilerim, yani bir Avrupa'da söyleyeyim size, Almanya özellikle Çırak
Yani üç şekilde halka olan bak dördüncü de okumadan yaşında ortama tutmak bir o maaş iş alıyor. Çok büyük para yani. Onun meslek eğitim özellikle çıraklık okulu modelimiz Almanya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesini çok kabul ediyoruz. Biz bir an evvel büyük bir çoğunluğumuzu buna dönüyoruz. Yani insanları avutmamalıyız. Yani bizim yıllar getirip 25 yaşında. Hadi gel. 25 yaşından sonra birçok meslek öğrenemez. Ben 14 yaşındaydım sanat okulunda. Yani ona göre çalıştık. Sağ olun. Ekonomideki en önemli kalkan nedir? En önemli kalkan üretimdir. Üretimdir. Dünyada üretimdir, üretimdir. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Coca-Cola firması Türkiye'nin yani bütün herkesin üretimlerden çok daha fazla üretim. Yani nasıl üretim? Türkiye'nin bir trilyon dolarsa gayri safi milyar. Coca-Cola bütün belki daha da fazla. Hem ne içtiğimizi de bilmiyoruz. Yani o içtiğimiz kola veya işte insanın sağlığına ne kadar zararlı anlıyor ya ama dünyada bu kadar ne yaptık ya üretim kapasitesini yükseltirse üretimde efendime söyleyeyim katma değer üretimler yaparsa yani 80 lira verdiğim yani ham maddeyi buraya değil de efendim 25 liralık bir ürünü katma değer de ama 100 liraya satabiliyorsam Almanya mesela 25 liralık ham madde işleyerek 100 liraya satabilir. Şöyle bir şey. Bir kilosu diyelim 20 lira. Deniz olarak satarsanız 20 lira. Otomobil olursa bu kilosu örneğin ne derler ona 100 bin lira. Ve tip olursa gramı 350 bin lira kilosu diyor. Reklamda da kullanıyoruz. O yüzden bizim bütün gençliğimizde hep birlikte bilişimle ilgili ve yazılım konusunda çok Türk gençliğinde büyük fırsat var. Ben şu anda da takip ettiğim kadarıyla bizim birçok firmamız şeyde gayet iyi durumda. Şöyle gayet dünyada en çok oynanan, para kazanan 3 oyunun sahibi Türkler. Türkler yazdı bunu. Hem de şöyle onları var ya hani annelerin babaların şikayet ettiği. Bizim Türklerin yazdığı oyunların birçoğuna hani subliminal diyorlar ya Türk kültürü de var onların içinde. Hani o eleştiriyoruz ya, o kırdırız, bulduğumuz, bilmemiz. O oyunlarda yani yazılım sektöründe oldukça iyi yapıyoruz. Gençliğimizin doğru yolu meslek eğitimi yönlendirmeyiz. Zaten meslek eğitiminin kalitesi artması demek, üretim, üretimin artması demek, maliyetle düşmesi veya ihracatın yükselmesi. Yani ihracatla internet arasındaki dengeyi, yani 10 liralık mal ya da 20 liralık mal satıyoruz. Bunu 10 lira ithalat yapıyorsa 5 lira kar diyor. Bizim bütün hedefimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çağ yani bizim istiklal. Yani harcayacağımız kaza kazanıyor. Bütün bizim için yeterli. 100 lira gerekiyorsa 100 lira kazanırsa 0 ama 110 kazanırsa 10 lira bir 200 dolar ama 50 lira kazanırsa 50 lira borçlanırsa. Türkiye'de de dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Ben öyle diyorum. Üretim her konuda. Türk dünyasına, ziraat, eksilik. Domatesi değil de domatesin ünlü gördüm. Domates satarız ama 20 lira. Ama biz bunu ketçap yaparsak 2-3 lira. Doğru mu? Sayın Salih Bey, mikrofonu kendinize doğru yaklaştırabilir misiniz? Sesiniz çok bok geliyor. Anlayamıyorum ne söylediğinizi. İyi geliyor mu? Türkiye'de yeterli iş gücü var mı? Türkiye'de yeterli iş gücü var mı? Hiçbir üretim ihtiyacı var. Neden yeterli iş gücü? Bildiğiniz gibi. İnsan olarak var. Mesleki teknik eğitim almış insan gücümüz olmadığı için birçok konu insanda geri kalıyor. Dediğim gibi bazı sebeplerle işte Şubat'ın üzgünlüğü biz dediğim gibi bütün herkesi yapabileceği, öğrenebileceği kadar üretim yönelik işler yapıyoruz. Ben kurslarda da aynısını söylüyorum. Yani meslek eğitimle ilgili kurslarda da aynısını söylüyorum. Şunu diyorum yani arkadaşlar, yani şey yapmayın yani
insanlık, tamam, hobiler başka ama herkesin üretemeyebiliriz. Hepimiz üretmeniz. Yani ürettiğimiz kadar büyüyüz. Yani Coca-Cola'yı geçme. Alo. Sanayi kümeleşmenin öneminden bahseder misiniz? Kümelenme modeli bizim ecdadımızın bulduğu bir modeldir. İki telli organize sanayi bölgesi de bu mantıkla yapılmıştır. İşte demirciler sanayisi, metalciler, işte ototamirciler, efendime söyleyeyim dökümcüler gibi. Biz bunu, bizim modelimiz ahilikteki kümelenme modelidir. Yani insanların sermayeleriyle bir araya gelmeleri değil, bilgi, beceri ve imkanlarını birleştirmeleridir. Örnek olarak söyleyeyim, ben diyelim bir makine üretmem gerekiyor. 1.000 tane sipariş alacağım. Diyelim ben bunu ancak 100 tane üretebilirim. İyi bir üretim kümesi kurduysak biz aramızda bunu paylaşırız. Gayet güzel gücümüz olur. İhalelerde birçok çalışmalarda da kurduğumuz kümelerle, dayanışmalarla artı bir de kümelerin maliyeti şöyle bir hesaba. 10 tane, işte bir şirketin bütün maliyetlerini düşün, bir de 10 tane şirketin aynı anda yürütüldüğünü. Birçok yönetimle ilgili, sistemle ilgili maliyetler çok aşağıya düşeceği için kümelenme modelinde. Kümelenme modelini kurabilen sektörler Türkiye'de iyi duruma gelmiştir. Birincisi en bizim gururumuz olanı arkada söyleyeyim. Birincisi raylı sistemler kümelenmesi vardır, kümesi. Türkiye şu anda yoğun bir şekilde raylı sistemler yani metro, hafif metro ya da tramvay dediğimiz. Türkiye büyük bir çoğunluğu kendi üretir duruma gelmiştir. Yani bu işleri yapanların hepsinin bir araya gelerek küme kurması modeli. İkinci de büyük gururumuz Bayraktar dediğimiz sevgili Selçuk Bayraktar'ın. Ben de gurur duyuyorum yani iki telliden. İki telliğin de gururudur. Rahmetli babası, abileri, anneleriyle bunlar şeyde dükkanda yatmışlardır yıllarca bu İHA'ları, SİHA'ları üretirken. Ve Türkiye'deki dünyaya en büyük örnek kümemiz savunma sanayi kümemizdir. Ve Türkiye bu konuda en katma değerli ürünlerini ihraç etmektedir. Yani elimizdeki o İHA dediğimiz ya da küçük uçaklar dediğimiz yani sizlerin İHA, SİHA'ları düşünüyor musun? 5-10 kiloluk bir demiri tabiri caizse ya da metali 10 milyon dolar, 20 milyon dolar gibi rakamlara satıyoruz. Yani kilosu 4-5 milyon dolara geliyor yani malzemenin. Yani buradaki fark ne? Bilgi, üretim kalitesi ve katma değer yüksek. Yani kaliteyi koyuyoruz ona. Yazılımla fark ettiriyoruz. Ürünlerle fark ettiriyoruz. Sonuçla fark ettiriyoruz. Türkiye'nin ben şeyini açtığına inanıyorum. Bu savunma sanayi kümelenmesiyle. O moral bozukluğunu geçtiğini ve özellikle şu anda da devam eden Bayraktar grubunun öğrencilerin ilgili yetiştirmeyi büyük bir avantaj olduğunu. Biz birkaç sektörde daha inşallah biz iki tane de bunu başaracağız. Kümelenme ile ilgili. Zannederim 1-2 ay içerisinde biz çalışıyoruz. Türkiye'de sanayi ve dağılışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de sanayide yoğun bir şekilde şey var. Yani dengesizlik var. Nasıl? Türkiye'nin sanayi %70'i 80'i Marmara bölgesine dağılmış. Aslında işte tabii Marmara şu avantajı var. İşte uluslararası yollara yakın, efendim söyleyeyim, denizde ulaşım kolay, efendim Avrupa'ya yakın. Ama 1999 depreminde biz şunu gördük. Cenab-ı Allah yani yüzümüze baktı. Bu bölgedeki bir deprem ile Türkiye zenginliklerinin büyük bir çoğunluğunu kaybetti. Biz Türkiye'de işte diyoruz ya kümelenme modeliyle vilayetlere veya bölgelere göre biz üretim kümeleri kurmalıyız. Yani söz gelimi söylüyorum. Güneydoğu Anadolu'da diyeyim, yoğun bir tarım var. Tarıma yönelik sanayi yapmalıyız. Efendim Doğu Anadolu'da hayvancılıkla ilgili var. Oraya yönelik yani sektörü geliştirmeliyiz birlik beraberlik içerisinde. Efendim Karadeniz'de, işte Akdeniz'de, Marmara bölgesiyle sanayileşmeyi ve üretimi tabii ki çevre dostu, efendime söyleyeyim sürdürülebilir, çevreye zarar vermeyen ve gelecekteki evlatlarımıza iyi bir ülke teslim etmek için bunları yapmalıyız ama şimdi
İstanbul'da her yıl binlerce kişilik okul ihtiyacı var. Anadolu'daki okullar bomboş. Ve hatta birçok yerde belediyelerimiz, valiliklerimiz, müteşebbis arkadaşlarımıza bize gelin, size efendime söyleyeyim şey verelim diyorlar. Yani ücretsiz arsa verelim. Ama tabii bu sadece birkaç kişinin çabasıyla değil, devlet tarafından güzel bir planlama yapıp bütün bölgelerde küme modeliyle, kümelerle oluşturup gücün dağıtılması lazım. O zaman da işte büyük, yani şu anda İstanbul'da hepimiz yaşıyoruz yani. Ben 9 kilometre mesafeyi 1,5 saatte gidiyorum her gün. Ya da trafikte kaçmaya çalışıyorum. Hani İstanbul şey oldu yani şu anda yaşanamaz duruma gelmişti. Hepimiz biliyoruz. Ya sabah erken çıkıyoruz ya geç geliyoruz. O yüzden bu insan nüfus dağılımını da iyi bir planlama yapılırsa, kümelenme modelini uygularsa. Bakın Çin 80'li yıllarda iki telli yapılırken Çinliler buradaydı. Onlar küçücük de biliyorsunuz böyle. Mır 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 gezdiler. İki telliyi kopyaladılar. Lale'ye gittiler. Bavul turizmini çaldılar bizden. Bavul turizmini. Çinler iki şeyimizi aldı bizim ya. Hakikaten. 80'li yıllarda Çin malı diye bir şey yoktu. Hatta şaka yapılırdı. Oradaki kümelenme modelini aldılar. Onlar mesela cep telefonu şehri kurdular. Örnek söylüyorum yani bugün Manisa cep telefonu şehri oldu. Efendime söyleyeyim. Tornacılar bir yerde üretim için söylüyor. Çin bunu çok güzel gerçekleştiriyor. Şu anda ayrıca Hollanda kümelenme modelinde çok iyi. Amerikalı adamcağızın adını unuttum. Külüster diye yazıyor. Ben külüstür diyorum da. Cluster diye. Ya bizim ecdadımızın modelini binlerce dolar parayla anlatıyor size. Biz de Mehmet Bey bilir arkadaşlar ben de çenemi yoruyorum yıllardır. Ya arkadaş bu işin özü burada. Bakın bizim ecdadımızda ahilik modeli burada. Ahi Evrani Veli Kırşehir'de bunu kurmuş. Hem de o kadar güzel uygulamış ki Osmanlı dışından birçok insanlar gelip bakmışlar bu Türkler nasıl zengin oldu, nasıl dünyayı yönetiyor. Çünkü ekonomik güç de çok önemli. Yani ekonomide güçlü olursa ne yapabilirsiniz? Dünyaya da hakimiyetin, dünyaya da yön verebilirsiniz. Yani. Ekonominiz yoksa hadi otur yerine derler, oturur kalırsın yerinde. Yani dayılık da sökmez. Yani. Salih Bey, haberler başlıyor. Son olarak kısaca ne söylemek istersiniz? Son olarak ben onu söylüyorum. Üreten güç olmak lazım. Ve bütün mücadelemiz, çabamız, bütün yapacaklarımızın hepsi hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi damarlarımızdaki asil kanda mevcuttu yapacaklar. Biz binlerce yıl dünyayı yönetmiş bir ırkız. Biz milletimizi geliştirir, yetiştirir, tarihimizi tanır ve öz değerlerimizi tekrar geliştirebilirsek bugün idrakiyle. Ben hemşerim Mehmet Akif Ersoy'un sözüyle bitireceğim. Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyorum. Ve Türk İslam kültürünün değerleri dünyayı yönetmeye de yeter. Dünyaya huzur getirmeye de yeter. Bu yüzden arkadaşlara milletimizi iyi araştırmaya ve üretim modellerimizi tekrar bugünümüze yaşatmayı tavsiye ediyorum. Üreterek kalın. Ne kadar çok üretirsen ürettiğiniz kadar büyüksünüz. Yani bir Coca-Cola şişesi bir Türk'e bedel olmasın yani. Bir Türk, dikkat ediyorsun, Coca-Cola'da Türk yöneticiler var. Yani biz o kadar çok dünyada başarılıyız ama inşallah bir araya toplayacağız kendimizi. O da büyüklerimize düşüyor, bizlere düşüyor. Birlik beraber gelişmesi inşallah çok daha iyi olacak. Yayınımızın sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda Ben teşekkür görüşmek üzere. ederim. Sağ olun Miram'ım. Her zaman bekliyorum. Tamam mı? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Vedat Özdemir.